genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Yolu sağlıktan geçen herkesin buluştuğu program İşimiz Sağlıktan Herkese merhaba. Sağlık günlük hayatımızda herkes için önemli. Hangi konuları doğru, hangi konuları yanlış biliyoruz? En yeni tedavi yöntemleri, en yeni estetik yaklaşımları biliyor muyuz? Tüm bunları ve merak ettiklerinizi stüdyodaki uzman konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel ve çok değerli misafirlerim var. Bakalım programa kimler katılıyor? Şimdiki konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı, aynı zamanda da spor yaralanmaları uzmanı Doktor Sayın Gökhan Karahan. Gökhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hocam sizi çok kısaca tanıyalım sohbete başlamadan önce. Ben Doktor Gökhan Karahan, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Daha çok spor yaralanmalarıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda ayak ayak bileği cerrahisi, diz cerrahisi, artroskopik cerrahilerle uğraşıyorum. Alanım bunlar. Spor dediğimiz zaman hocam biz toplum olarak da bir spor yapmayı çok seviyoruz. Doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Şimdi bunu bir size sormak istiyorum ama doğru bir şekilde yapılan bir sporla doğru yapılmayan ya da hazırlıksız yapılan bir spor uygulaması sonucunda nasıl zararlara sahip olabiliriz? Nasıl bir travmatize edebiliriz kendimizi? Kendi kendimize nasıl zarar verebiliriz? Ciddi yaralanmalarla sonuçlanır. Öncelikle onu söylemek gerekir. Maalesef bununla ilgili biraz bilincimiz az. Tabii ki profesyonellikten bahsetmiyorum. Rekreasyonel, yani toplumda işte hadi arkadaşlar bir halı sahaya gidelim dediğimiz sporlar, hazırlıksız yaptığımız veya fitness'a başlıyoruz. Bir ağırlık, bunu ben kaldırabilir miyim ya dediğimizde, ciddi ağırlıkla onu çalışmaya başladığımızda yaptığımız zararlar gerçekten çok fazla. Yani kendimizi ciddi yaralayabiliriz, onu söyleyebilirim. Yani öncelikle hocam spor yaralanmasını bir tarif etmemiz gerekirse bu nasıl bir durum, nasıl bir vaziyet ortaya çıkıyor? Yani spor yaralanması şudur, fiziksel aktivasyon sırasında gerçekleşen yaralanmalardır. Esas olarak bunu iki formatta inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi akut yaralanmalar, yani o sırada gerçekleşen yaralanmalar. Diğeri de kronik, yani tekrarlayan aktivasyonlarla oluşan mikro travmalar sonucunda gelişen durumlar. Bu iki durum ayrıdır. Akut yaralanmaları da şöyle ayırabiliriz. Yani akut yaralanmalar basit sprain dediğimiz gerilmelerden tutun da ciddi kırıklar, ciddi çıkıklara kadar bir range, bir aralıkta gözlenebilir. Kronik yaralanmalar mikro travmalarla oluşan inflamasyonlar, yani tendonların tendinitleri, ondan sonra bazen stres kırıkları bunlarla birlikte olabilir. Kronik yaralanmaları da böyle ayırt edebiliriz. Peki bunun sıklığı nedir hocam? Toplumda görülme sıklığı nedir spor yaralanmalarının? Yani toplumda esasında şöyle, yani genel popülasyona vurursak 10.000'de 35-50 arasında değişiyor. Ama esasında bunu spor aktivasyonuyla uğraşan kişilere yaymak lazım. Yani bunda da %40'lara varıyor. Yani siz bir spor yüksek yapıyorsunuz. Bir oran. Evet, çok yüksek bir oran hocam. Çok yüksek. Yani profesyonellerde daha fazla, %50'lerin %60'lara kadar çıkıyor. Profesyonel sporcularda yaralanma oranlarımız daha fazla. Bunu peki sporu profesyonel olarak yapan kişilerle, amatör olarak yapan kişilerde de tabii travma çeşitleri çok farklı olabiliyor. Önce amatörleri konuşalım hocam. Olur. Çünkü günlük hayatımızda herkes bir hareket halinde. Tabii devamlı sedanter yaşamdan bahsediyoruz, beslenme diyoruz, spor diyoruz ama doğru yapılan spor. Kesinlikle. Doğru spor uygulaması nasıl olmalı? Ya doğru spor uygulaması esasında iyi bir ısınma, iyi bir egzersiz, evet, doğru kasların kullanılmasıyla oluyor. Yani bizde maalesef biraz sıkıntılı. Yani arkadaşlar
hani toplanıp ok atmaya gidelim şeklinde bizim bir spor anlayışımız yok. Halı sahaya gidelim. Yani Türkiye'nin milli sporu halı saha sporu esasında. Yani halı sahada da belli bir zaman aralığı var. 8-9, 9-10. Biz tam 8'e 5 kala oradayız. Hemen bir çayımızı içip hemen bir koşmaya başlayıp hemen spora başlıyoruz. Hemen maça başlıyoruz. Ve gerçekten ciddi sakatlıklar, gerçekten ciddi travmalarla karşılaşıyoruz. Özellikle halı sahada. Tabii yaş önemli. Daha gençlerde birazcık daha az görülüyor ama tabii aktivasyonun durumu da çok önemli. Yani siz aktif değilsiniz. Bir anda aktifleşiyorsunuz. Hiçbir ısınma egzersizi yapmamışsınız. Hiçbir küçük kas grubunu çalıştırmamışsınız ve orada bir anda patlama tarzında bir koşuyla ciddi sakatlıklar yaşıyorsunuz. Bunun haricinde birebir temasla da oluşan yaralanmalarla da karşılaşıyorsunuz. O zaman biz bir spor yapayım diye birazcık daha sağlıklı olalım derken daha zararlı bir hale getiriyoruz vücudumuzu ne yazık ki. Evet. Peki ısınmanın nasıl bir faydası var hocam burada? Yani eğer vücut bu spor uygulamasına kendisini hazır hissederse bu sefer daha iyi mi tolere edebiliyor bu tarz travmaları? Kesin. Şimdi şöyle söylemek lazım. Sedanter bir durumdayız. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Günlük aktivasyon sırasında kaslarımızın boyları kısalmaya başlıyor. Durağan halde. Şimdi biz ani bir aktivasyon yaptığımızda kasların boylarını uzatmaya çalıştığımızda bu sefer kasların bağlı olduğu tendon yapıları, kasların kendileri, evet. Kasların dengede tuttuğu eklemler, eklemdeki kıkırdaklar, bağlar zarara uğruyor. Zarar görebiliyor. Eğer biz o kasların boyunu yeterince uzatmazsak, yeterince germe egzersizleri, yeterince ısınma egzersizleri yapmazsak ciddi hasar veririz. Hocam halı sahanın dışında tabii birçok spor uygulamaları da artık ülkemizde var. Herkes yürüyüş yapmaya başladı. Ona göre spor alanları da gelişti. Ama gençlerin arasında Amerikan futboluna hokeye kadar artık bu kayaktan skyboardlara kadar birçok tehlikeli spor türleri de var. Tabii burada şimdi şu soru doğuyor. Herkes her istediği sporu yapabilir mi? Ve bu sporu yaparken hangi önlemleri almalı ki zarar vermesin kendine? Çünkü birçok koruyucu malzemeyle bu işi belki biraz önleyebilir miyiz? Önleyebiliriz ama şöyle söyleyeyim yani gerçekten spor bayağı bir gençler arasında çocukluk yaşa kadar profesyonellik anlamında düştü. Geçen sene bildirilen Amerika'da 3,5 milyon çocuk spor travması geçiren vaka bildirilmiş. Yani 3,5 milyon çok ciddi rakam. Yani çok ciddi bir demek rakam. Ki yaklaşık 8-9 milyon çocuk bu işi profesyonel anlamda yapmaya çalışıyor demektir bu. Şimdi yaş, tabii Türkiye'de de böyle. Yani tabii. Biz görmüyoruz belki ama gerçekten ciddi sporcular yetiştirmeye başladık. Bu çok güzel bir tabii. Şey. Bu tabii şeyleri de getiriyor. Yanında travmaları da, sakatlıkları da getiriyor. Önleyici birçok ekipman var. Önleyici ekipmanları mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ama bunun yanında hangi spordaysa ona uygun antrenman öncesi egzersizler, antrenman öncesi kaslarımızı uzatma egzersizleri, ısınma egzersizleri, koruyucu egzersizler önemli. Önceliğimiz korumak. Önceliğimiz korumak, tabii. Evet. Hasta olmamak. Evet, hasta olmamak. Ama bunun sonucunda da şimdi bir yanlış bir uygulama yaptık. Tabii hemen 8'e 5 kala çayımızı içtik. Evet. Saat 8'de koşmaya başladık. Evet. Tabii bir akut bir yaralanmamız ya da bir ağrılar başladı. Hı hı. Peki bu maçın sonuna kadar idare ettik de maçtan sonra ne yapacağız hocam? Yani bu ağrıların tedavisi ya da bunun telafisini nasıl toparlayacağız? Şimdi öncelikle travmanın cinsi önemli. Eğer kronik bir baktık, maç sırasında sizi idare ediyor. Bu sizi idare eder. Evde de basit işte dinlenme, elevasyon, buz uygulaması, tedavileri bunlar için yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Ama travmanın büyüklüğü de değişir. Mesela çapraz bağ yaralanmaları. Çapraz bağ yaralanmaları genellikle kontakt olmaz. Yani direkt travmayla olmaz. Hastanın, vakanın kendisiyle oluşan travmalardır. Bir anda ters bir hareket yapar. Biz buna işte dönüş hareketi diyoruz.
veya pivot hareketi diyoruz. O sırada dönüş hareketi sırasında ayağınız arkada kalır, diziniz bir anda döner, dizinizden pop diye bir ses çıkar, diziniz bir anda şişer. Evet. Bu klasik yaralanma şeklidir. Bizim hastalara ilk önce sorduğumuz soru budur. Dizinizden ses geldi mi? Ses geldi. İkincisi, maça devam edebildiniz mi? Üçüncüsü, şişlik oldu mu? Bunların üçü birden varsa yüksek ihtimalle çapraz bağınızı yaralamışsınızdır. Yani dediğim gibi çok basitten çok ciddi travmaya kadar gidebiliyor. Peki onun tedavisi nasıl oluyor hocam? Bir de onu da çok kısaca bir anlatırsanız. Yani bir kendimize verdiğimiz zararın da tedavisi ve telafisi nasıl oluyor? Yani çok ciddi bir boyuta kadar gidebiliyor mu? Bir ameliyata kadar gitme ihtimali var mı? Bağ yaralanmaları çoğu zaman ameliyatla çözümleniyor. Evet, cerrahi uygulama gerekiyor. Demek. Cerrahi uygulamak gerekiyor. Çünkü vücudun ana taşıyıcıları dizdeki işte çapraz bağlar, pateller, tendon, ondan sonra ayağın ana taşıyıcısı aşil tendonu ve ana yaralanmalar da emin olun ki bunlarla oluyor. Yani işte ayakta oldu, patlayıcı bir koşu yaptınız, aşil tendonunuzu koparabilirsiniz. O sırada pivot hareketi yaptınız, döndünüz, bu sefer çapraz bağınızı koparabilirsiniz. Ciddi düştünüz, omzunuz çıkabilir. Buradaki bağları da yaralayabilirsiniz. Yani ameliyata giden ciddi bir sorunla karşılaşıyoruz ki ameliyat olduktan sonra eğer profesyonelseniz işler biraz zorlaşıyor. İşte profesyonellere de sorayım şimdi hocam. Yani burada bir düzenli olarak antrenman programları var. Evet. Şimdi bu programlar eğer düzgün, doğru bir şekilde uygulanırsa bu tarz şeylerden daha çok korunmuş mu oluyor sporcumuz? Kesin. Daha fazla korunuyor. Ciddi iyi bir ısınma programı mutlaka uygulanıyor. Zaten özel antrenman programları bununla başlar. İyi ısınma programlarıyla başlar. Kas boyu uzatılır. Daha sonra tabii her şeyi doğru yaptık. Tüm ekipmanlarımız iyi. Yaralanma %50 oranında görülebilir. %40, %50. Ve biz bu hastalara ameliyat ettik. Ve spora dönüşlerini sağlayabiliyoruz. Burada da en önemli kriterlerden birisi iyi cerrahi ve sonrasındaki iyi rehabilitasyon. İyi cerrahi yaptınız, iyi rehabilitasyon yaptınız, spora dönüş oranlarımız yüksek. %80, %90 dönebiliyor. Ancak eski performansa dönüş düşük. %50, %60. Yani siz her şeyi çok doğru yaptınız. Sporcu çok kondisyonluydu. Fakat ameliyatı doğru yaptınız. Sonrasındaki her rehabilitasyonu doğru yaptınız. Sporcu tekrar spora döndü ancak eski performansına maalesef %50'si geri dönemiyor. Demek ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve kuralları uygulamak gerekiyor hocam. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi ülkemizde çok spor salonları açıldı. Tabii herkes oraya da merak saldı. Herkes gidiyor, herkes değişik hareketler yapıyor orada ama orada da bilinçsiz yapılan spor uygulamalarıyla da aynı sorunu yaşayabilir miyiz? Kesinlikle. Yani bir de bu spor salonlarında ağırlıkla çalışıyorsunuz. Evet. En büyük sıkıntımız o. Ağırlığı doğru kullanmak lazım. Ağırlığı direkt büyük kas gruplarına yüklerseniz bu sefer büyük kas gruplarında ciddi yırtıklar oluşuyor. Yani en son ameliyatlarımız ciddi hani işte büyük kas, pektoral kas grubundaki yırtık. Biceps ciddi bir yırtık. Tabii bicepsin yırtığı. Yani demek ki iyi kas boyu uzatmamış. Demek ki küçük kas gruplarını çalıştıracak iyi bir ısınma egzersizi, germe egzersizi yapmamış ve yüksek ağırlıkla, kendi hacminin dışındaki ağırlıkla çalışmaya çalışmış. Bunlar ciddi sorunlar. Esasında şey çok güzel. Yani öncesinde belki pilates yapılabilir. Pilates çok güzel bir egzersizdir. Yani bu da bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Onu demek istiyorum. Yani burada sadece hem ısınma hem bir ön başka bir uygulamalar yaparak ondan sonra daha ağır bir uygulamaya gitmek gerekiyor. Yani bir program çerçevesinde olması daha doğru ve ona hani fitness'a mı yönelik olur, kilo vermeye mi yönelik olur, şekillendirmeye mi vesaire. Bunun da ayrı bir uygulamaları var. Ama neticede yanlış bir şey olduğu zaman hasta size geliyor. Geliyor. İşte. Maalesef o. Geliyor. Yani mesela bunu işte önleyici kısmı çok önemli. Tamamen bu spor salonlarında biraz bilinç dışı hareket ediliyor. Yani bir profesyonelden yardım alınmadan daha önceki travmaları insanlar çabuk unutuyor. Bunun üstüne gidiyorlar ve bu sefer daha büyük sorunlarda. Ya bir önce hani daha önce bu ağırlıkla çalıştım, kolumda ciddi ağrı oldu. Sonra
gittiğinde bu sefer daha yüksek ağırlıklı çalışmıyor. Yani demek ki burada bir hata yapıyoruz. Yanlışlık var yani. Hocam bir de spor salonları tabii şehrin içinde yaptığımız spor alanları. Fakat doğal ortamda da yapılan sporlar var. Evet. Peki bunları kıyasla daha sağlıklı ve daha güvenli mi bu ortam? Yoksa biz yani yine spor salonuna birazcık daha ağırlık verelim mi? Eğer de imkanımız varsa doğal ortama gidelim mi? Kesinlikle doğal ortam. Yani bu sistem 150 bin yıldan beri, yani insanoğlu yaratıldığından beri hep doğal ortamda çalışmış. Spor salonları buna bir yapay bir ortam sağlıyor. Benzetmeye yani aynen öyle. Ne kadar? 50 yıldan beri. Şimdi bu kadar uzun süredir çalışan bir sistemi son 50 yılda böyle kapalı bir ortama sokarsanız o sistem ne olduğunu da çok kavrayamıyor. Yani en basit örnek yani yürüme bantları. Evet. Yani ben hep bunu anlatıyorum. Şimdi siz yürüyorsunuz, doğada yürüyorsunuz. Ağaçlar yanınızdan geçiyor. Çimenler orada sizle beraber hareket ediyor. Göz algısı, beyin algısı bununla birlikte hareket oksijen ediyor. Oksijen çok farklı. Tabii oksijen farklı ve dizinizdeki mekanoreseptörler buna göre hareket ediyor. Diyor ki beyine biz yürüyoruz. Beyin diyor ki evet yürüyoruz. Buradan ağaçlar geçiyor. Mekanoreseptörler, Golgi tendon cisimcikleri dediğimiz yapılar. Buradaki algıları ona göre değiştiriyor. Siz şimdi beyin duruyor, göz duruyor, alttan bir sistem hareket ediyor. Şimdi mekanoreseptör... Zoraki yürütüyorsunuz. Zoraki yürütüyorsunuz. Yani yukarıya iletim gönderiyor. Diyor ki ya alt yürüyor. O diyor ki ya yürümüyoruz, biz duruyoruz. Yani şimdi iletişimde sıkıntı olduğu zaman sakatlık da artıyor. Yani çıkın yürüyün, merdiven çıkın, yol yürüyün, doğada hareket edin. Yani en iyi spor herhalde belli bir yaştan sonra yürüyüş. Onu söyleyebilirim yani. Ama hocam bir de yürüyüşün de bir sınırı olması gerekiyor. Yani bir yürüyüş dediğimiz zaman bazen ben de yürüyüş yaparken görüyorum. Koşan, saatlerce koşan, benim orada bir yarım saat, 45 dakika kaldığımda benden önce orada kalıp, benden sonra hala devam eden, koşup koşup giden arkadaşlar var. Bu da birazcık yani çok şey değil mi? Çok yanlış bir uygulama değil mi? Yani esasında şunu söyleyebilirim, yani sınır sizsiniz. Siz sınırınızı biliyorsunuz. Yani ben dışarıya çıktım, bugün 3,5 saat yürüyeceğim. Zaten birinci saatten sonra diyorsunuz ki ya ben yürüyemiyorum. Demek ki sizin sınırınız bir saat. Bunu çok fazla vücudu zorlamadan, çünkü dediğim gibi biraz önce de söyledim. Ne zaman iş zorlanmaya doğru gidiyor, ne zaman kendi hacmimizi aşmaya başlıyoruz, o zaman sakatlıklar doğuyor. Burada sınır sizsiniz. Yani hocam her şeyi kurallara göre yaparsak, ısınma hareketlerine dikkat edersek, nerede duracağımızı bilirsek de spor yaralanmalarından da korunmuş oluruz. Ve doğru spor yaparak kendimize de yatırım yapmış oluruz. Kesinlikle. Çok hocam çok teşekkür ederim. Sorumuz vardı. Süremiz de doldu. Uzman doktor Sayın Gökhan Karahan'a programa katılımdan dolayı çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Teşekkürler. İşimiz Sağlık programı birazdan devam ediyor. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum fizik ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Sayın Meral Kozakçıoğlu. Meral Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Fizik tedavi ve rehabilitasyon dediğimiz zaman mutlaka aklımıza baştan ağrılar geliyor. Çok yani doğru. İlla bir belimiz ağrısı ve boyun ağrısı, sırt ağrıları. Bunlar son zamanlarda gençlerde de çok görülebiliyor. Daha erişkin popülasyonda da çok daha sık görülebiliyor. Bunun kaynağı, sebebi bir günlük yaşantımızla özellikle bilgisayar kullanımıyla ilgili ya da farklı kas gruplarının çalışmayıp da aynı kas gruplarının çalışmasıyla ortaya çıkan ağrılardan birazcık bahsedelim. Tabii. Çok sık olarak karşımıza iki tip yumuşak doku romatizması çıkıyor. Bir tanesi fibromiyalji, bir tanesi de miyofasiyel ağrı. Şimdi miyofasiyel ağrı birdenbire ani bir hareketle, ters bir şeyle, hani bir şey kaldırınca
bir kasta ani bir tetik nokta oluşması ve kas spazmı oluşması. Fibromiyalji de tabii daha sistemik bir hastalık. Fibromiyalji yaklaşık 3 aydır uzun süren ağrı, uyuyamama, boyun, sırt, bel ağrısı, işte bir takım bağırsak problemleriyle, vücuttaki tetik noktalarla seyreden bir yumuşak doku romatizması. Fibromiyalji tabii çok sık olarak karşımıza çıkıyor. Çok yaygın hocam. Çok ve şimdi özellikle herkes tabii internette devamlı ağrısı olduğu zaman, boyun, sırt, bel ağrısı, işte bakıyor acaba ben ne olabilirim diye. Bir fibromiyalji miyim acaba diye. Çok kendi herkes geliyor. Kendi koyuyorsunuz. Evet, bir bakıyoruz yani. Mesela boyun fıtığı çıkmış, bir bakıyoruz bel fıtığı çıkmış. Çok karışıyor boyun fıtıklarıyla, bel fıtıklarıyla. Bazen bakıyorsunuz hem boyun fıtığı hem fibromiyalji de olabiliyor. İkisi de beraber hani olabilir. Genelde böyle çok mükemmelliyetçi insanlarda gözüküyor, görülüyor fibromiyalji. Hırslı kişilerde. Stres yapan, gevşeyemeyen kişilerde ve uyku sorunu olan kişilerde ortaya çıkıyor. Vücutta 18 tane tetik nokta var. Bunlara 4 kilogramla bastığımızda, 4 kilogramı nasıl basıyorsunuz diyeceksiniz. Bastığınız zaman o noktaya tırnak beyazlıyorsa o 4 kilogram noktası demek oluyor. Eğer pozitifse o zaman fibromiyalji tanısı konuluyor. Yani herhangi bir MR ya da tetkik gerektirmiyor. Ama ayırıcı tanı da yapıyoruz. Hani diğer fıtıklarla ya da omurgadaki başka sorunlarla karışmasın diye ayırıcı tanıda testleri istiyoruz tabii ki. Peki hocam, teşhisi koyduktan sonra mesela bir stres yönetimi ya da bir ilaç tedavisi, bu nereye kadar, nasıl bir yöntem, nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi fibromiyalji çok inatçı bir ve uzun süre seyreden bir problem. Evet. Hani bazı insanlarda böyle düzeliyor, çeşitli tipleri var onların, tedaviyle düzelen, azalan, kaybolan, sonradan çıkan ya da ara ara devam eden tipleri var. Hasta da tanı konduktan sonra sistemik tedavi programı düzenlemek gerekiyor. Yani sadece işte ilaçlarınızı verdik, hadi gidin olayı değil. Önce bir fibromiyaljinin yarattığı problemleri görmek lazım. Çünkü uzun süreli ağrı kası zayıflatır. Yani hem kas spazmı olur hem de kasların lif sayısında da azalma olduğu için kasları da zayıflatır. Örneğin insan dik duramaz hani. Sırt kası zayıflayınca kambur duruşu ortaya çıkartır. Dolayısıyla tedaviyi yaparken hem ağrıyı giderip kas spazmını açma hem de kası güçlendirme programları yapıyoruz. Yani bu da tabii fizik tedavide bizim uyguladığımız fizik tedavi ajanlarıyla oluyor. Yani çok çeşitli sistemler var uyguladığımız. Peki tedavi bittikten sonra hocam geri dönüş olma durumu olabiliyor mu? Ya da o zaman tekrar aynı soruyla karşı karşıya kalmayalım diye hayatımızı değiştirmemiz mi gerekiyor? Yani çok güzel bir soru, evet. Çünkü aynı stres devam ettikçe sonrasında problem ortaya çıkabiliyor. Ben onun için fibromiyajda tedavi programını biraz uzatıyorum. Mesela normalde fizik tedaviyi haftada 5 gün alıyorsam, fibromiyaljili hastaları haftada 3 gün olarak alıyorum. Daha uzun alıyorum. Sonra işte haftada bir, ondan sonra 15 günde bir, ayda bir böyle masajlı, egzersizli programa çağırıyorum. Bir de tabii stres yönetimi için günde şöyle bir 45 dakika, bir saat kendisine vakit ayırmasını istiyorum. Yani o arada çok sevdiği bir işi yapmalı insan. Yani tamamen mutlu olmalı. Sadece onun için değil hocam. Genelde de yapmamız gerekiyor. Genelde de yapmamız gerekiyor. Ama fibromiyaljili hastalarda bu özellikle çok önemli. De diyorum yani sizi çok strese sokan, işte çok sizi geren insanlar varsa hani bunları uzaklaştırın hayatınızdan. Toksik bölgeden uzak. Evet, yani o da çok önemli. Çünkü hakikaten iyi gelmeyen insanlarla beraber olmak da çok ciddi problemler yaratabiliyor kişilerde. İnsan faktörü çok önemli hocam. Evet. Yani sadece bir asansöre biniyorsunuz, yabancı bir kişi bile olsa kilo mu aldın diye dediği zaman insan birazcık strese giriyor. Dolayısıyla o çok önemli, insan faktörü çok önemli. Evet. Bir de ilaç kullanımını soracağım. Biraz önce bahsettiniz ya, herkes internete girip de işte benim neyim var diye bakıyor. Evet. Hemen bir şu ilacı alın diye, şu ilacı kullanın diye hemen başlıyoruz ilaçları kullanmaya. Evet. Tabii bu ilaçların bilinçli ve bilinçsiz kullanması nasıl bir zarar yapıyor insanda ya da bu ağrıya nasıl bir etkiliyor? Evet, şimdi fibromiyaljide örneğin
ilaçların çok büyük bir faydası olmuyor. Olmuş, yani ağrı kesiciler evet. veriyoruz anti-enflamatuvar ilaçlar ama çok çok faydalı olmuyor. Antidepresanları öneriyor bazı hekimler. Ben antidepresanını da çok seven bir hekim değilim bu noktada. Yani çok çok mecbur kalınmadıkça bu hani meditasyonla ya da işte ne bileyim bir takım sporlarla gevşeme teknikleriyle kas spazmını açılsa daha iyi. Çünkü fibromiyaljili insanların aslında psikolojik problemleri yok. Yani kas spazm problemleri var. Bunun için antidepresan kullandıklarında etraflarıyla ilişkileri biraz daha negatif hale gelebiliyor, farklılaşabiliyor. Onun için çok fazla önermiyorum mümkün mertebe. Zaten öyle bir şey olduğu zaman mecburen o branşlarla da bir konsültasyona gerek de var mutlaka. Tabii ki. Fibromiyaljide psikologlarla, psikiyatristlerle beraber çalışıyoruz. Ve çoğu zaman konsültasyon istiyoruz beraber. Peki miyofasyal ağrıdan bahsettiniz hocam. Peki evet. onun takip süreci nasıl oluyor? O da çok inatçı bir ağrı mı? Miyofasiyel ağrı çok daha rahat tedavi olan bir ağrı. Ani bir hareketle ya da ağır bir şey kaldırdığınız zaman bir kasta oluşan kas spazmı, blok gibi. Oraya işte soğuk uygulamalar, masajlar, enjeksiyonlar bunlarla ve ağızdan aldığımız anti-enflamatuvar ilaçlar ve kas gevşeticilerle ortalama 3-4 gün içinde tamamen geriye dönen bir tablo. Bir de günümüzde şimdi çok botoks uygulamaları var. Ama genelde botoks dediğimiz zaman estetik düşünüyoruz. Evet. Ama botoks ve botulinum dediğimiz madde fizik tedavide uzun yıllardan beri de kullanılıyor. Evet, kullanılıyor. Bunu da bu tedavilerde kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Yani miyofasiyel ağrıda ne onda ne fibromiyaljide kullanmıyorum. Aslında fizik tedavide çok fazla mesela terlemede hani kullanılabilir dediğiniz gibi terlemede çok başarılı. Ama mesela rehabilitasyonda da eskiden ben Amerika'dayken 30 sene öncesinde de işte uygulamalar olmuş bırakılmış sonra Türkiye'de halen yapan var. Yapılıyor, yani spastede uygulanıyor aslında rehabilitasyonda. Spasta dediğimiz şey kasın rigiditesi ve açamaması hani hareket edememesi felçli hastalarda. Yalnız tabii uyguladıktan onda da 5-6 ay sonra artarak geri geldiği için kas spastisi. Yani kas spastisinde de uygulayan hekim arkadaşlarımız var. Ben çok fazla uygulamıyorum. Botoksu da, botoksa tortikolis de çok faydalı olabiliyor. Boynun hani boyundaki kas spazmına bağlı boyun deviasyonunda. Tortikolis'te uyguluyorum. Yani onun da kullanma alanında. Ama bu tarz hani bu tarz fibromiyaljiye, miyofasiyel ağrı buralarda uygulamıyorum. Bir de son olarak hocam diğer gelelim şimdi bel ağrısına. Bel ağrısı şimdi 99 kişiye sorsanız 99'unda da bel ağrısı vardır. Tabii bel ağrısının çok ayrı bir program konusu ama özellikle niye bu kadar çok muzdarip insanlar bu bel ağrısından hocam? Neyi yanlış yapıyoruz biz yani? Kilolarda mı sıkıntı yaşıyoruz, stresi mi güzel yönetemiyoruz, beslenmeyi mi yanlış yapıyoruz, sporu mu yapamıyoruz? Yoksa her şeyi yapıyoruz da başka bir yanlış bir uygulama mı var? Yani bunun bir böyle çok özet bir şekilde sormak istiyorum. Evet. Şimdi özellikle son yıllarda, son işte 20-25 yıldaki bu çıkan MR sonuçlarına baktığımız zaman MR'larda işte insan tabii çok eskiden daha öncesinde hani MR'lar çok olmadığı için çok sebepler belli birkaç şeye bağlanıyordu. Ama MR'lar çıktıktan sonra gördük ki insanlar aslında eklemlerini iyi kullanmıyorlar. Yani sadece fıtık açısından değil, kireçlenmeler, düşmeler, travmalar, yani daha dikkatli olmak lazım eklemler konusunda. Bir kere mesela aşırı kilo alıp vermeler çok sakıncalı. Stabil kiloda olmak çok daha iyi. Yani kiloluysanız bile stabil kiloda olmak çok önemli. En kötü şey bence eklem için kilo alıp verme. Tamamen mekaniği bozuyor. Eklem ve kas mekaniğini bozuyor bu durum. Ağır kaldırmalar çok sakıncalı tabii. Kaldırmamak gerekiyor. Yanlış sporlar. Şimdi sporlara herkes eğildi ama bu sefer de yanlış sporlar yapabiliyorlar. Herkesin vücudu her ağırlığı kaldıramayabilir. Herkesin farklı kas yapısı ve lifinin gücü. Spor türü de farklı. Spor türü de farklı. Onun için hani sporu da aslında çok destekli bilerek hani bilen birisiyle beraber yapmak gerekiyor. Kullanılan ilaçlar da onlar da vücutta ödem yapan steroid gibi ilaçlar da gene işte bu tarz ağrıları arttırabiliyorlar.
Yani çok çeşitli faktörler var aslında ama hep söylüyorum yani düzenli yürüyüş çok güzel. İyi düzenli beslenme. Kaç dakika hocam öneriyorsunuz mesela? Hı? Düzenli yürüyüş dediğiniz zaman 1 saat mi 20 dakika? Şimdi düzenli yürüyüş her gün yarım saat en güzel. Her gün yarım saat düz yolda. İşte 0 derece ile 27 derece arasında. Çok kirliliğin, trafik yoğunluğunun olmadığı yerde sistemle yürümek. Aslında düzenli yarım saat yürüyebilse insan hakikaten çok faydalı. Ama öbür taraftan da şunu söyleyeyim. Eğer ağrınız varsa, bel ağrınız, diz ağrınız, kalça ağrınız varsa yürümemelisiniz. Çünkü sanki yürüsek daha iyi olur gibi düşünüyor insanlar ve yakınları. Ama tam tersi, eğer bir ağrınız varsa bu aslında bu ağrı dokunun imdat işareti. Problem bir demek. Dur hani bana bir şeyler oluyor işareti. Onun için o noktada durup niye olduğunu hani araştırıp ondan sonra devam etmek gerekiyor. Biz de bazen tersini yapıyoruz. Düz yolda değil de bir de evet. Merdiven çıkayım bakayım ne olacak. İşte merdiven çıkmak hiç iyi değil zaten. Yani merdiven inip çıkmak, hususi merdiven inip çıkanlar var. Çok sakıncalı evet. Dizler açısından. Özellikle onu yapıyorlar, o yüzden evet. Sordum hocam. Şimdi peki bu iş artık bir bel fıtığına kadar geldiği zaman, evet. Yani biz şimdi dikkat ettik ama iş teşhisi koyduk yani bir evet. Bel fıtığı. Bel fıtığında tabii derecelenmeleri de var, evet. Onlar da standart değil ama. Şimdi bu bel fıtığı da mesela sizin alanınızda yine, herkesin oraya bir müdahale etmeye açık bir alan haline gelmiş ne yazık ki. Evet. O yüzden şimdi bel fıtığı teşhisini koyduğunuz zaman bunun da takibini ya da tedavisini birazcık anlatırsanız doğru şekilde nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor böyle fıtık olduğu zaman aman ameliyat olma diyorlar mesela. İlk söyledikleri evet. Cümle bu. Evet. Şimdi gerekirse olmak mı gerekiyor yoksa tabii. Son aşamada evet. Mı yapılıyor? Biraz da bu fıtık meselesini bir açalım hocam. Tabii. Şimdi bel fıtığı ile ilgilenen hekimler, bu işin dahilcisi olan biz fizik tedavi uzmanları, nöroşirüjenler yani beyin cerrahları veya son yıllarda omurga cerrahları, yani ortopedist olup omurga cerrahları. Yani dolayısıyla bel ağrınız varsa bu üç gruptan, bu üç hekim grubundan birine müracaat edebilirsiniz. Ve yapılan araştırmalar göstermiş ki bel fıtıklarında saptanan, bel fıtığı saptanan 100 hastanın 4 tanesi, maksimum 5 tanesi ameliyata gidiyor. Aslında az oranda, çok az bir oranda ameliyatı bunun. Eğer fıtık ekstrüde herni dediğimiz dışarıya doğru çıkmışsa ya da sekestre disk dediğimiz aşağıya doğru düşmüşse o zaman zaten hani bunu hastayı oyalamamak gerekiyor. Acil. Onun alınması lazım, ameliyat olması gerekiyor. Buradaki en önemli nokta şu, yani gözden kaçan diyeyim. Yani Türkiye'de evet. Gözden kaçan en önemli husus şu. Şimdi iş bu noktaya kadar geldiği zaman, örneğin belde 4-5'te işte ekstride herne olduğu zaman ön bacak, kuadriseps kası zayıflıyor. Çünkü gelen sinir bu ön bacağı inervektiği için. Edemiyor. Şimdi bu ön bacak da bir ucu dizin altında, dizi koruyor. Bir ucu kalçada, bir ucu belde. Eğer bacak kası bu kadar zayıflamışken siz o kası güçlendirmeden eğer ameliyata alırsanız ne oluyor? Ameliyattan bir ay sonra hasta bize geliyor. Bir bakıyoruz ya aynı seviyede, ya üstte, ya altta yine fıtık ortaya çıkmış. Yine fıtık olmuş. Dolayısıyla ameliyata gitmeden evvel, şimdi eskiden fizik tedavi uzmanları ya da fizyoterapistler sadece egzersizle kası güçlendiriyorlarmış. Ama şimdi bizim elimizde çok güzel kas cihazları var. Yani omurga içi basıncı arttırmadan hasta yatıyor ve biz her zayıf kası güçlendiriyoruz. Benim tavsiyem herkese ameliyata gitmeden önce zayıf olan kaslarını güçlendirilsin. Ondan sonra ameliyata gidilsin. O zaman cerrahın da başarısı çok yüksek olacaktır. Yani bu yol izlenirse eğer sonuç çok başarılı olur. Yani o da denge sağlanmış oluyor aynı evet. Zamanda da vücutta. Evet. Bu sefer de başarı da daha kaçınılmaz tabii. Oluyor. Sonrasında da işte mesela her türlü egzersizi yapmamak gerekiyor. Mesela normal pilatese gidemezsiniz. Fizyoterapistin yaptırdığı medikal pilatese gitmelisiniz örneğin. Biz özel program hazırlıyoruz ona. Fizyoterapistlerimiz o programı uyguluyorlar. Bilgisayarla analiz yapıyoruz. Hı hı. Analize göre kasların durumunu tespit edip program yapıyoruz. Çünkü pilatesin bazı egzersizleri de omurga içi basıncı arttırıyor. Yani sakıncalı olabilir boyun ve bel fıtığı olanlara. Yani bu durumda hocam her şeyi bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Evet. Ve sor bir bilene demişler. Evet. Ona göre bir netice almak için kurallara uymak gerekiyor. Aslında çok
basit bir şey yani. Çok fazla bir komplike bir durum değil ama işte bizim ülkemizde bazı insanlar uzmana gitmeden önce birçok başka aşamalardan geçtikten sonra daha en sonunda ne yazık ki bilen bir kişiye geliyorlar. Bu sefer de doktorun işte daha da çok da zorlaşabiliyor. O yüzden buradan çağrımız da şu, şikayetiniz olduğu zaman lütfen uzmana başvurun. Ki size doğru bir şekilde yapacağı şeyi söylesin, anlatsın. Eğer tedavi olacaksa tedavi yapılsın. Tedavi sonrası takip de esasen en az tedavi kadar da çok önemli. Çok önemli, evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız çok bizimle. Çok mersi. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel günler diliyorum. Sağ olun. İyi ki katıldınız. İyi ki programımızın konu oldunuz. Teşekkür ederim. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Şimdiki konuğum saç ekim uzmanı Doktor Sayın Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun Erhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Nasıl gidiyor Avrupa çalışmaları? Gayet iyi gidiyor. Yoğunsunuz? Yaz mevsimine rağmen yoğunuz. Yani bize zaman ayırdığınız için de hocam teşekkür ederim. Çünkü bayağı yoğun bir şekilde hocam yakalamak Türkiye'de biraz zor. Teşekkürler hocam. Hocam şimdi saç ekimi dediğimiz zaman öncelikle bir danışan geldiği zaman saçını ektirmek istiyor ise buna ilk yaklaşımımız yani bu saçın analizini yapıp da karar verme aşamasını bize anlatabilir misiniz? Saç ekimindeki önemli şey her ne kadar operasyon gibi gözükse de saç ekiminde başarılı olmanın önemli sırlarından birisi de hazırlık aşaması. Yani hastanın muayene edilmesi, saç ekilebilir mi, ekilemez mi, hastanın beklentisi karşılanabilir mi, karşılanamaz mı ki yapılan çalışmadır. Hasta bize ilk geldiğinde önce onu bir ayrıntılı muayene işleminden geçiriyoruz. Saç tipini inceliyoruz. Evet. Saç sıklığını inceliyoruz, santimetre ne kadar saç olduğunu inceliyoruz. Açık alanı hesaplıyoruz. Acaba var olan saçlarından o açık olanı kapatabilir miyiz? Sakalında alacak bölgesi var mı? Başka bir donör saha göğsünü ya da kasık bölgesini kullanabilir miyiz diye ayrıntılı inceliyoruz. Bu sırada hastayı muayene ediyoruz. Çünkü her danışana saç ekemiyoruz. Örneğin bir lik tendonosu varsa ekemiyoruz. Bir skatrisiyel alopecisi varsa ekemiyoruz. Bir irregüle diyabeti varsa ekemiyoruz. Çok derin bir hipotiroidis ya da çok derin bir hipertiroidisi varsa ekemiyoruz. Kronik bir karaciğer hastalığı varsa, özellikle karaciğer ezinlerinde 4 kattan daha fazla bir artış varsa ekemiyoruz. Ağır bir kronik böbrek hastalığında ya da akut böbrek hastalığında saç ekimi yapamıyoruz. O yüzden öncelikle hastayı muayene ediyoruz. Bir takım tetiklerini istiyoruz. O tetiklerine bakarak acaba hastamıza saç ekip ekemeyeceğimize karar veriyoruz. Ondan sonra hastanın beklentisini öğreniyoruz. Çünkü sadece önemli olan bizim ne yaptığımız değil, hastanın ne beklediği. Onun beklentisini karşılayabiliyorsak ve vücut sağlığı da buna müsaade ediyorsa, istediğini karşılayabilecek donör sahalarında yeteri kadar saçı varsa o zaman hastaya saç ekiyoruz. Yani şimdi doğal bir saç ekimi için hani olmazsa olmaz bir kere teşhistir. Tabii tanı olmadan analizdir. Analizdir. Peki hocam karar verdik artık yapmaya. Hasta da geldi. Ben bugün geldim, ben saçımı ektireceğim. Hemen başlıyor muyuz? Şimdi her ne kadar daha önce hazırlığını yapmışsak, kan tetiklerini yapmışsak, tekrar bir daha muayenesini yapıyoruz. Bir akciğerini dinliyoruz, bir kalp muayenesini yapıyoruz, bir EKG'sini çekiyoruz. Bir genel muayenesini yapıyoruz. Acaba saç ekimine engel bir hali var mı yok mu diye bakıyoruz. Kanama pıhtılaşmasını tekrar ölçüyoruz. Çünkü bir gün önce aldığı beslen, örneğin bir limon yemişse, bir sarımsak yemişse gibi kanama ve pıhtılaşma zamanını uzatan bir şey almışsa kanama zamanını uzayacak. Yine saç ekimine engel bir durum olacak. O yüzden kanama ve pıhtılaşma zamanını ölçüyoruz. Saç derecini tekrar inceliyoruz. Acaba bir enfeksiyon var mı yok mu? Eğer her şey yolundaysa hastanın önce beklentisi tekrar öğreniyoruz. Saçını kesiyoruz. Çizimlerini yapıyoruz. Hangi alanda? Çizgi önemli. Tabii saç çizgisini oluşturuyoruz. Artı donör sahasını işaretliyoruz. Nereden kaç tane saç alacağımıza karar veriyoruz. Ondan sonra alıp saç ekimine başlıyoruz. Hocam şimdi seyirciler de çok ilgi gösteriyor bu saç ekimi operasyonuna. Birçok da soru da geldi sizinle ilgili.
Ona da cevaplarsak aynı zamanda herkesi de bilgilendirmiş oluruz. Özellikle hocam ense bölgesiyle ilgili donör bölgesi olarak kullandığımız zaman başarı nasıl oluyor? Normal mi yoksa farklı bir başarı elde etmek mümkün mü? Donör sahası olarak evet iki kulak arasını kullanıyoruz. Çenemiz alt kısmını kullanıyoruz. Göğüs kıllarımızı, kasık kıllarımızı, sırt kıllarımızı, kol bacak kıllarımızı kullanıyoruz. Ama en sağlıklı dediğimiz bölge aslında iki kulak arasındaki mesafe ve çene altı sakal bölgemiz çok sağlıklı oluyor. Bunu kasteden sağlıklı demeyi kastettiğimiz birincisi şu, tutma oranı çok daha yüksektir. Oradaki kıllarımızın balpları dediğimiz o kök kısımlar biraz daha sağlamdır. Artı örneğin saçı dediği ki iki kulak arasındaki mesafede saç sıklığı çok fazla olduğu için ve saçların çıkış açısı genelde değişmediği için çok daha rahat, çok daha fazla sayıda çıkartabiliyoruz. O yüzden en sıklıkla tercih ettiğimiz aslında iki kulak arasındaki mesafe. Ve donör sağ diye anlatıldığında herkes iki kulak arasındaki mesafeyi alıyoruz. Evet, saç çekiminde en çok tercihimiz ettiğimiz zaman burasıdır. Ve nakil yaptığımız zaman tutar mı diye soruyor. Şimdi bu, başarı nedir yani mesela? Yani başarılı olur. Buradaki sırrı şu. Öncelikle çıkartırken onun köküne, bat dediğimiz kısmına hiç zarar vermemeniz lazım. Evet, yani bu... Artı onu ekmeden önce beklediğiniz belli bir sıvıda, belli bir sandık rak derecede bekletmeniz lazım. Yani bekletirken onu öldürmeyeceksiniz. Saçınıza ekerken birincisi onu doğru sahaya ekeceksiniz. Yani belli bir derinliğe ekmeniz lazım. Kanlamanın iyi olduğu bir sahaya ekmeniz lazım. Artı onu yerleştirirken o bat dediğimiz kısmına ve o pili örektör kasının yapışmayla asla deyip o kıla zarar vermeyeceksiniz. Her şeyi doğru yaparsanız tutmaması diye bir şey yok. Tutar hocam. Bir de hocam kullandığınız aletlerden de birazcık bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir çok neydi safir uçtu değil mi hocam? O öyle şimdi bir, o safir uç kanal açarken kullandığımız. Öyle bir uygulama duyuyoruz. Yani kullanılan aletlerin başarıyı ne kadar etkiliyor şimdi, onu soralım hocam. Aslında bize hasta ilk geldiğinde sorduğu sorularda saç ekimini bilip bilmediğini anlıyoruz. Örneğin Avrupa'da, Prag'da veya Milano'da hastalar bize ilk şu soruyu sorar. Kaç milimetrelik uçla çalışıyorsun? Bunu sadece Türkiye'de bilenler sorarlar. Yani çünkü kimse bundan bahsetmek istemez. Evet. Saç ekimi anlatırken böyle aslında o tetikler kimse anlatmak istemez. Çünkü farklılık belli olur. Şöyle düşünün. Saçları sökerken FUE dediğimiz yani folikül unit extraction. Evet. Foliküllerin ünite halinde çekerek çıkartma demek. İşte ünite dediğimiz zaman 2-3-4 tane saç kılını oluşturduğu kümeye ünite diyoruz. Bir saç kökünün kalınlığı ortalama 2,5 mikrondur. Siz düşünün ki 4 tane kök içeren bir refli çıkarmak istediğinizde kullanacağınız trapanın çapı minimum 1.2-1.3 milimetre olmak zorunda. Ama 1.2-1.3 milimetrelik bir trapan kullandığınızda ensede böyle zımba deli gibi izler yapıyorsunuz. Evet, o yüzden işte kalması sıkıntı. Buradaki önemli nokta işte onları sökerken kullandığımız uçların çapları. 0.8 milimetreden kalın kullanacağınız her türlü trapan saçları inanılmaz zarar verir ve böyle zımba deliği bir küçük izler yapar. O yüzden 0.8 milimetreden daha ince yani 0.6, 0.65, 0.7, 0.75 gibi uçlarla çıkarttığımızda ense dediğimiz o donör sahada hiçbir zarar veremiyoruz. Artık çıkarttığımız greflerde hiç ikili, tekli oluyor çoğunlukla. Ektiğimizde çok daha doğal oluyor. İşte kulağındaki saç ekimindeki önemli kriterlerden bir tanesi de o çıkarttığımız trapanın çapı. İkincisi demin de sizin bahsettiğinizde işte o söktüğümüz kökleri yerleştirirken bir kanal açmamız lazım. Evet. O kanalı açtığın aletin çapı da çok önemli. Onun da çapı 0.8 milimetreden daha kalın olmamalı. Artık ucu çok sivri olmalı çünkü o kanalı açarken sağdaki ya da soldaki var olan hiç kimse değmemeniz lazım. Oraya değerseniz onu da öldürürsünüz. O yüzden kanallaştığımız aletin çapını sormalılar. Peki derinliği nasıl ayarlıyorsunuz hocam? Bir de onu sormuştum. Normalde söktüğümüz saçın boyutuna bakıyoruz. Kaç santim, kaç milimetredir? 2 milimetre, 3 milimetre, 4 milimetre. Bir şey değişiyor çünkü. Herkesi farklı. Hatta o kadar şey ki 0.8 milimetre olan bile var. Çok uzun kökleri olan da var tabii. O çap, onun boyunu ölçüyoruz. Önce o boyutuna bakıyoruz. O boyutuna göre bizim kullanacağımız o kanal açma çubuğumuzu ayarlıyoruz. Baktık. Bir tane deneme yaptık. Yani bir tane kanal açtık. Eğer kanama varsa aynı devam ediyoruz. Aynen. Ama eğer kanama yoksa onu biraz daha derinleştiriyoruz.
doğru alanı, yani saç kökünü yerleştireceğimiz kanlanması iyi olan alan bulana kadar o derinliği artırıyoruz. Devam ettiriyorsunuz yani. Bir de ayrıca bu da şeyi de unutmamak lazım hocam. Tabii ki hekimin de bu işi çok tecrübeli bir şekilde olup da bunu doğru bir şekilde uygulayabilmesi, yani bunun bir cerrahi yeteneği de olması gerekiyor. Şimdi tam aletler, cihazlar hepsi var da. Şimdi bunu hocam... Bunun sırrı şu sevgili hocam. Sırrı ne? Ha, evet. Ha, biz ilk saç hekimine başlandığımızda 2000'li yıllarda, o zaman FUT yapıyorduk. İşte FUT'ya başladığında, follicular extraction dediğimiz cerrahi olmayan saç nakli başladığında 1.5 milimetrelik uçlarla çıkarmaya başladık. Çünkü çıkartırken, bir kökü bir grefti çıkartırken sağındaki köke değmeyeceksiniz, solundaki köke değmeyeceksiniz. Çıkarttığınız greftin köküne, bulbuna değmemeniz lazım. Hı hı. O yüzden çok çok iyi bir deneyime sahip olmanız lazım. Tamam, o saçın ciltten çıktığı açıya bakarak ona paralel çalışıyoruz ama o her zaman öyle olmuyor. Kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösterebiliyor. Bazılarında eğri duruyor, bazılarında dik duruyor. Dik çıktığında çok kolay çıkar ama dik olmadığında sorun başlıyor. İşte elimiz gelişiyor. Sonuçta cerrahi dediğimiz şey kas hafızası. Kas hafızamız geliştikçe 1.5'te yavaş yavaş incelmeye başlıyoruz. Yani o 1.5'ten 0.8'e 0.2'ye gelmek yaklaşık 15 sene, 20 sene aldı. Öyle kolay oluşmuyor. 3 günde olan bir şey değil. Tabii ki. Yani siz alın elinize 0.6 çıkarma şansınız yok. Bir tane daha çıkartamazsınız. Çünkü çıkartırken köke değersiniz, parçalarsınız. Onu ayarlama şansınız yok. İşte onu zamanla çalışa çalışa o kas hafızası gelişiyor. Ve işte o, biz görüyoruz. Gördüğümüz şey hemen bizim nöronlara bilgi veriyor. O nöronlardan şeyler çıkıyor, iletim geliyor ve ona göre kaslarınız çalışıyor. O refleksi kazanmak kadar kolay olmuyor. O da tabii tecrübe işi hocam. Deneyim, evet. Deneyim kesinlikle. Hocam tedavi, mesela o transplantasyon yapıldı, her şey bitti. Bir de belli bir bakım süresi var tabii bunun. Şimdi tedavimiz bitti, transplantasyon bittikten sonra saçlar yerine çıktı, her şey dört dörtlük. Tedavimiz bitmiş mi oluyor şimdi hocam? Şimdi sevgili hocam... Saç ekiminden sonraki tedavi sürecini belirleyen iki tane temel şey var. Bir tanesi hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasında bir takım değerleri istiyorsunuz. Bu değerlere göre saçın dökülme nedenlerini buluyorsunuz. Evet. Bu nedenler saç ekiminden sonra da devam edecek. O yüzden onu tespit ettiğinizde hastanıza söylüyorsunuz. Sizde örneğin feritin seviyesi düşük veyahut da folat düşük ya da B12 düşük. Yani bunun belli kriterleri var. Diyorsunuz ki şu sıklıkta mutlaka bana ulaşın. Çünkü o saç dökülmesine neden olan sebep devam ediyorsa... Ektiğinizde dökülebilir. O yüzden o bir süreçtir. Çok canlı bir süreçtir. Hazırlık aşamasındaki, o hazırlık dönemi bizim operasyon sonraki dönemindeki tedavi sürecini belirliyor. Etkiliyor tekrar. Bu birincisi. İkincisi de saç ekimi sırasında siz cildi görüyorsunuz. Cilt altını görüyorsunuz. O greftin yapısını görüyorsunuz. Yağ dokusu mu fazla var, yağ dokusu mu az var, dolaşımı nasıl? Onları görmüş oluyorsunuz. Ona göre operasyondan sonra gerekirse terapi yapacaksınız, bazen mezoterapi yapacaksınız. Ne yapacağınıza operasyon sırasında ve operasyondan önceki yaptığınız o tanı koyma döneminde karar veriyorsunuz. Evet, yani bu herkes de farklı. Yani bir elimizde bir boya var, herkesi aynı boyayla boyuyoruz gibi bir şey değil. Bu operasyon şekli ve operasyon sonrası çok dinamik ve farklı bir süreçtir. Herkes de farklı, kişiye özeldir. Çünkü herkesin dokusu farklı, kök yapısı farklı, dökülme nedeni farklı, metabolizma farklı. O yüzden herkese farklıdır sevgili hocam. Hormonal sebepten dolayı da dökülme oluyor değil mi hocam saçta? Muhakkak ki. Sonuçta operasyon özellikle kadınlarda çok sık buna rastlıyoruz. Kadınlarda östrojen seviyesi, progesteron seviyesi, prolaktin seviyesi, estradiol seviyesi. Onlar çünkü kadınlarda daha çok hormonal nedenlere bağlı olan dökülme oluyor. Ama biz erkeklerde genelde hormonal değil, daha çok metabolik nedenlere ya da genetik nedenlere bağlı saç dökülmesi oluyor. O zaman bu süreci... Aynen bu metabolik problemleri çözerek saç ekiminde devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle müşterek bir şekilde o zaman değil mi? Bu hormonal bir takım ilaçlarımız var piyasada kullandığımız. Operasyondan sonra hasta tavsiye edilen bir takım ilaçlar var. Ben kendim önermiyorum, onu da saklamıyorum. Çok fazla kullanmıyorum. Çünkü hormonal bir takım ilaçlar insanın metabolizmasına sonuçta çok ciddi farklı bir takım değişiklikler yapabiliyor. Ben biraz... biraz daha güvenli sınırda kalmayı tercih ediyorum. Doğrusu da o zaten hocam ama şimdi illa da kullanmak isteyeni kullanabilirsiniz diyor ama ben prensip olarak yaptığımız cerrahiye güveniyorum. Cerrahiden sonra ona git şu ilaçları şunları kullan, saçların daha sağlam çıkacak, daha gür çıkacak gibi bir takım yaklaşımda bulunmuyorum. Ama operasyon sırasında dediğim gibi gördüğüm bir yağ sorunu var, bir cilt altı problemi var. Onu mutlaka tedavi etmek lazım. Ya da operasyondan önce tanı koyarken bir takım metabolik sorunlar var. Onları mutlaka operasyonuza devam edeceksiniz. Ama
bir takım sırf daha çok saç çıkacak, daha iyi saç çıkacak gibi düşüncelerle ya da yaptığın cerrahiye güvenmeyerek onlara bir takım hormonların yüklemenin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir de hocam mevsimle ilgili size bir sormak istiyorum. Evet. Şimdi genelde bazı operasyonlar böyle çok elzem olmayan operasyonlar işte yaz günü yapılmasın, işte güz günü yapılsın, işte sonbaharda olsun, ilkbaharda olsun, işte kış günü olmasın gibi böyle bir yaklaşımlar var. Şimdi sizin saç ekimiyle ilgili mevsimsel bir yaklaşımınız var mı? Yani bir yaz günü yapmayalım da kış günü yapalım ya da kış günü yapalım da yaz günü yapmayalım gibi bir kriter var mı? Şimdi şöyle, bunu belirleyen aslında iki tane şey var. Bir tanesi kişiye ait faktörler, bir de kişinin yaşadığı coğrafyaya ait faktörler. Bunu ikiye ayırmak lazım. Coğrafyaya ait faktörleri örneğin Sibirya gibi eksi 50 dereceye olan, sıcak soğukluğu olan bir bölgede kışın saç nakli yapmayı önermezsiniz. Çünkü o grafitlerin belli bir sıcaklıkta belli hocam, bir yaşam ömrü var. Yaz gününde orası eksi 20'dir ama yani. Yani genellikle o tip yerlerde yazın yapmayı tercih edersiniz. Ya da çok sıcak, örneğin Ekvator bölgesinde veyahut da Türkiye'nin güney sahillerini düşünün. O tip bölgelerde yaşayan bir insana çok sık denize giriyor veyahut da çok sık güneşleniyor. Onlara kışın yaptırmayı öneririz. Yani bu çevresel faktörlere bağlı olan takım etkiler var. Bir de kişiye ait özellikler var. Örneğin akut sinüzit hastası sık sık sinüzit geçiriyor. Buna yazın yaptırmayı öneririz. Çünkü kışın yaptığında tekrar enfeksiyon geçecek. O nedenle ona yaz öneririz. Ya da çok aşırı terleyen, hiperhidrozis olan bir kişiyi düşünün. Çok aşırı terliyor. Ona kışın yaptırmayı öneriyoruz. Bu operasyon kararı verdiğimizde hastanın nerede yaşadığını, yaşadığı çevrenin özelliklerini mutlaka soruyoruz. Ve hasta çok iyi bir muayene ediyoruz, iyice sorguluyoruz. Kişiye ait nedenleri belirledikten sonra o kişiye hangi dönem yapacağımıza karar veriyoruz. Saç ekimi genel olarak 4 mevsim yapılabilir. Ama işte önemli olan her mevsim yapılabilir ama demin kişisel faktörler çok çok önemli. Bizim saçımız çok gariptir. Yazın 1.35 santimetre uzar. Kışın ise ayda 1 santimetre uzar. Yani yazın daha hızlı uzuyor. Daha hızlı. Sebebi şu, cilt altındaki kanlanma artıyor. Vazodilatasyon ağırlığı, o köklerin beslenmesi artıyor. Böyle baktığınızda aslında yazın ekmek daha mantıklı geliyor. Ama gibi. Dediğim gibi kişiye ait faktörler, çevreye ait faktörler beraber değerlendirilip hangi mevsimin operasyona daha uygun olduğuna birlikte, hastalara birlikte karar veriyoruz. Bir de son olarak hocam kötü alışkanlıklara da gelelim. Şimdi sigara ve tütün ürünleri de saç ekimindeki başarıyı çok olumsuz etkiliyor. Bunu çok konuştuk. Bunu sigaraya zaten ve tütün ürünlerini kesinlikle önermiyoruz. Kullananların da kesinlikle bunu bırakmasını istiyoruz. Tekrar da söylüyoruz ama özellikle saç ekimiyle ilgili bağlantısını çok hocam. Kısaca hocam son cümle olarak alayım. Saç ekiminde bütün cerrahilerde aslında sigara dezavantajlı. Sonuçta sigara içtiğimizde dokuya yetecek kadar oksijen gitmiyor. Benim şöyle bir yaklaşım, hastaya şunu söylüyorum. Bir, operasyondan minimum 3 gün önce saçı sigarayı bırakacaksınız. Operasyondan sonra 7-10 gün arası sigara kullanmayacaksınız. Eğer bu şartlara uymayacaksanız ben sizin amelsiniz yapmak istemiyorum diyorum. Çünkü sigara içenlerde ne kadar iyi çalışsak çalışalım, ne kadar doğru hareket edersek edelim, mutlak süretli %30-%35 civarında kayıp yaşayabiliyoruz. Yani ben o nedenle sigara içen hastalara saç ekimi yaparken çok daha fazla düşünüyorum. Yani ve hastalığın kişine bakıyorum. Eğer hasta gerçekten sigaraya bırakabileceğini, ara verebileceğine inanıyorsam ekiyorum. Bırakacağım demesi benim için yeterli değil. Ben onu sorguluyorum. Eğer bırakabiliyorsa ve bunun bana sözünü verebiliyorsa ekiyorum zaten. Yani bir kere hocam hastanın size güvenmesi lazım ama siz de hastaya güvenmek zorundasınız. Evet. Başarı çünkü müşterektir. Hocam çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz vardı ama zamanımız doldu. Saç ekimi uzmanı Sayın Doktor Nedim Ardıç'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. İyi ki geldiniz. Özlemişiz sizi. Teşekkür ederiz Erhan Bey. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine konularında uzman doktorlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sonhavadis.com sundu.